Sen şu anda. İkiniz de üçüncü hatta basıyorsunuz. Evet, üçüncü evet, hatta basıyorsunuz. Okey. O zaman düdükle başlıyoruz. Hazır olduğunuz zaman. Önce 3-2-1 diye sayacağız. 3-2-1 başla. Bir tane F aldım, bir tane Burak abi. Ağaç oyunu oynuyoruz ama ağaç devrildi. Dur şurayı. Ağaç bir dakika durdu. Tamam, devam. Ağaç devriliyor bazen. Devam mı? Dur. Efe. Süre gelince okey. Ağaç sürekli devriyorsa bayağı sıkıntı çekiyor. Bir şey söyleyeceğim, evet. O har aldığında ama ona destek olacaklar. Bu tarafta destek olacak biri var mı? Tamam. Arkadan okay. Tutabilirsiniz ağacı ya da bence şeyi... Bence iple bağlayın abi, çok ucundan da yapıştırabilirsiniz. O muhabbet öyle bitmeyecek herhalde. Tamam, sırtlarınız kırmızıya değsin. Kırmızıya? Aha, şu arkanıza. 3. Bir saniye şu şey, ha siz oradan tutacaksınız. Okey. 3. Hazırsanız 3 2 1. Ayağın biri oraya da. Şey, şeye dikkat edin. Bakalım. Ayaklar biri. Duralım. Ne oldu? Meyveleri geri takacağız demiştik değil mi? 10 tane koydun mu? Evet. 10 aldı. Ben orayı görmüyorum ya. Tamam. Hemen bir sayabilir miyiz onları? Tamam, 10 tane. O zaman 2 puan burada Efe'ye gitti. 10 tane ilk o topladığı için. Hadi ya. Aynen. Şimdi bizim bu şöyle yapalım. Efe'ciğim tebrik ederim. Çok zor mu? Efe gel bir yorum alalım senden. Güzel mücadele ettiniz ya. Mikrofon yok ama şey var. Nasıl? Ne düşünüyorsun? En zor rakibi yendim ya. Bence en zoru Burak abiydi. Çünkü ip ortak ve karşı tarafı da çekmeniz gerekiyor. Diğerlerini harcar mısın? Evrim'le Batu'yu çekmek Burak abiye göre daha kolay. Bence. Bayağı bacak kaslarım güçlü. Kaymıyorum, yapacağım diyorsun. Aynen. Çok iddialı ve güzel işte. Bu yarışmada böyle şeyler görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Tamamız. Kavuksuzdan da bir yorum alalım. Yani şöyle bir şey oluyor. Güç önemli ama kondisyon daha önemli olacak. Hele ki ikinci turlarda falan. Nefes yetmiyor benim. Dolayısıyla tek çekişte yere düşebiliyorum. Zor yani, çok zor. Elinden geleni yaptın abi sen de. Eyvallah, zor. Bu arada prodüksiyon bize su desteği verirse yarışmacılarımıza eğer. Sen ikinci eşleşmeyi evet. Seçiyorsun. İlk eşleşmede tahmin ettiğin taraf mı bir kazandı? Bir şey soracağım. Yarışanlardan bir tanesi çıkar ise tekrar çekeyim mi? Çekeyim evet, yoldunlar. Öyle yapalım. Üst üste olmasın. Evet. Direkt siz gidin. Siz dinlenirken onlar gitsin. Sonra biri şanssız olacak. İkinizden birisi. Ve onlardan birisi. Onlar daha şanssız olacak hatta şimdi yarıştıkları için. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt. Ben kazandım. Ben şu tarafa gideceğim. Tamam. Ağaçlarımız ayakta mı? Ya yapma yapma. Burası oynuyor. Yapma. Dur bakayım, test ediyorum şunu bir. İlk 10 tane elmayı toplayan kazanıyor arkadaşlar. Elmaları sepetlere atarken son şeye basmayı unutmayın. Ha, buna bas. Oraya... Kenan onu bir aç istiyorsan o dolan. Bir açmak yok. Ağaçlarımız emin ellerde. Meyvelerimiz toplanacak. Şinka hazır. Sırtımız kırmızıya değsin başlarken. Eliniz mi sırtımız mı? Sırtımız. Şöyle bana bak. Tamam çiftleri olur. Bir, yani şu ayaklarının ikisi de en başta olursa
aynı yerden başlamış olursunuz. Okey. Biz yine... Gelsenize hikaye atayım başlarken. Azıcık geriye. Süreyi başlatacağım, hazırsanız ya. Hazırım. 3, 2, 1, başla. Efsane bir oyun. Batu ile Evrim yarışıyor. Ağaçtan elma almaya çalışıyorlar ama birbirlerini de çekiyorlar. Aynı zamanda Batu da Evrim de alamadı şu anda. Yukarıya kaydırıp sürüklerseniz efsane bir yarış izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an ölüyorlar. Durun. Ağaç bayıldı bir saniye. Bir saniye durun oğlum. Bir şey diyeceğim, düştükten öncekine mi durduğumuz geçelim? Yerden devam edeceğiz. Böyle kalın, bekleyin. Onu takalım ama. Tamam. Bir saniye. Yapıştır onu. Sökme bir sal beni. Tamam. Hazır. 3, 2, 1, başla. Ortaya bağladılar, geri mi aldı galiba? Hayır. Bravo. Son elmayı Evrim aldı. Çok ufak. Evet, bir sayabilir miyiz? 10 elma var mı orada? Var gibi gözüküyor ama emin olalım. Orada ikinci eşleşmeyi yazalım. Ne diyorsun Efe? İlk elmayı alan kazanır mı? Evet. 10. Ama çok iyi değerlendirmen lazım. Bu yarışmanın kazananı, bu eşleşmenin kazananı Evrim oldu. Okey, Evrim'e 2 puan yazdık. Bir yorumlarınızı alırım ya. Oturtarak mı konuştursak? Çünkü ikisinden biri yarışacak şimdi. Al. Sen de otur bir yere. Su alabilir. Su alabilirsek yarışmacıları... Nefes nefesen kaldınız siz. Sen buradan beklediğin şey mi çıktı? Tabii. İlk elmayı alan aslında sistem gereği oyunda kazanmış oluyor. Hata yapmaz ise eğer. Oradan geriye çevirmek çok zor çünkü. Oyun nerede durdu? Niye durdu? Zaten 10 elma bitti. Ağaç bayıldı. Ha. Ya ağaç sen zaten 1,5 saniye sonra koydun elmayı da. Orada son elmayı mesela ben de attım, o da erken attı, aldı. İlk, aynı Cantu'nun dediği gibi ilk elmayı aldığı için. Ya ilk elma kapışması çok eğlenceli oluyor yani burada. Aynı anda çıktıkları zaman evet, o yüzden sen sırtlarını oraya vermeni şey... Ya Burak abi yatsa uzansa oraya kimse ilk elmayı alamazdı bence o tarafta. Ama yatmak yasak. Onun için hani yatıp ya da şey ipe dokunmak vesaire onlar da yasak. Şimdi ama birinci turu bitirdik, herkes birine karşı oynadı en azından. İkinci turlara geçeceğiz. Bence kim? İkimizden biri çıkacağı için 1-2-3 dakika en azından muhabbet çevirelim. Tamam, tabii tabii, yok sıkıntı yok, bekliyoruz zaten. İkinci tur ben şey için genel anlamda konuşuyorum. Ha, tamam. Kim çıkacak buradan? Tamam, kim alırım diyor, bu yarışmayı alırım diyen var mı bu 4 kişiden? Efe alacağım diyor net bir şekilde. Kardeşim tebrikler. Başka yok mu aranızda böyle yaparım ederim? Yok abi, yarışacağız işte. Ben tek parça bitireyim yeter. Evet, bugün bayağı zorlu. Bundan sonra da böyle artacak ben, giderek herhalde. Öyle gözüküyor. Ben sabahleyin gelen mesajdan anladım. İşte yanınızda yedek tişört getirin isterseniz, biraz terleyebilirsiniz. Tam şu an anlıyor yerde olmanız lazım o mesajın evet, ne anlama geldiğini. Ben hemen anladım canım. Formalar da bu yüzden var zaten. Buraya su mu döküldü Batu? Tabii. Şu oyunda başka bir şey dökülme şansı yok. Nasıl hissediyorsunuz? Yorgun. Kurayla mı belirlenecek hangisinin? Evet. Kimden bence aynen kurayı çekelim bir taraftan, ona göre dinlenelim. Ama biraz dinlensinler bence en son yarışanlar özellikle. Zor oyun abi. Zaten bu şişikten nefret ettiğim kadar ben hiçbir şeyden nefret etmiyorum. Şişmiş şeyler. Hep beraber görelim. Batu, Evrim. Hayır. Aa, yine mi? Hayır. Evet. Bir daha çekelim. Şey bitti, keksi bitti ya böyle. Bir kere biz yarıştık, bir daha nasıl yarışacağız? Tamam, bir kere o. Bir kere yarışacağız. Bunun ne işi var bunun içinde?
İki tane, üç tane almışım ya, bir dakika. Evet, hep beraber görüyoruz. Efe, Batu. Efe ve Batu. Okay. Adam biraz dinlensin. Yarışamayacak gibiysen evet biraz. Yarışırım ya, her türlü oynarız. Yani bence bir üç dakika dinlenme hakkım var, sen bilirsin. Var mı? Ne yapacağız? Mesela? Herhalde vardır değil mi yani? Dinlenebilirsin canım. Sohbet ediyoruz zaten biz de orada. Bakalım senin favorin kim Zeynep? Sen hiç konuşmuyorsun. Hep böyle anlatıyorsun da. Yok, ben bu yarışmada söyle. Abi ne olacak ki? İşte, düşünüyorum. Tarafsızım. Adil sunucu bu işte abi. Yani çok sporla uğraşan kim aranızda? Efe mi sen mi? Buradan Batu bence. Bu arada en çok sporla ben uğraşıyor olabilirim de. Ben hala biraz dezavantajlı olduğumu düşünüyorum burada. Şu az evvel çektiğin şınavdan... Kiloyla mı alakası var, boyla mı? Yok, o elmas şınavdı, sırtım açılsın diye. Şey, kiloyla değil, biraz boyla alakalı çünkü benim bir basamak daha ileriden atlamam gerekiyor. Evrim abi beni bir önceki basamağa kadar çekse yetiyor. Aslında bak öyle de değil. Oyun o kadar enteresan bir oyun ki her evresinde başka bir şey özellik devreye giriyor. Evet. Başlarken ağırlığın çok büyük önemi var. Fakat bir süre sonra kondisyon ve güce, çünkü ağır adam yoruluyor ve güçten onu çekebilir hale geliyorsun. Hafif adam da öyle sonuna oluyor. Sonuna doğru boy avantajı oluyor. Uzun adam, ayakları uzun falan. Her türlü özellik içinde yer değiştiriyor abi. Benim bir tane bir şeyim var sadece. Çok pardon abi, aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Biz alırken onu bıraksınlar bence ağacı. Düşüyorsa da düşsün. Düştükten yani. Sonra kaldırsınlar. Zaten orada çok vakit var. Çünkü orada dengede durmaya çalışırken adam çok haklı bir şekilde ona tutunuyor ister isterseniz. O geri gidiyor. Tamam. Ben çünkü elimi atıyorum, geri gidiyor adam. Çünkü Caner abi düşüyor arkaya. Gökhan abi düşüyor. Mecbur tutunuyor. O yüzden durdurmak zorunda kaldık. Bence onlara vermek lazım puan. Onların ki daha zor ha. O hayat sürekli ayakta tutmak demek. Benim de 3 puanım size. Zeynep'in Twitch'i var. Misclick. Tertemiz. Temiz şey olmuş. Ya aynen. Temiz, K'yi temizledik. Oyun çok ne güzel, kim kazanırsa kazansın diye izleyiciler var. Değil mi? Bence de çok eğlenceli bu arada izlemiş. Ben hani izlemesi eğlenceli. Oynaması konusunda bir şey söylemiyorum. İyi misiniz? İyiyim, hazır mıyız? O zaman. Kolay gelsin. Devam edelim. İlk turda ilk oyununu kazanmıştı Efe. İkinci turda oynadığımızda... Üçüncü turda böyle oluyor o zaman teknik olarak. Evet. Evrim'le Burak abi. Aynen. 2, 3, ondan sonra onu da yazalım. Şu an güneşi karşıya alma yarışması yapıyorlar ve... İstediğin yeri seç. Ben yine burayı seçeceğim abi. Kaybettim ama. Bir saniye. Baktın mı? Oyuncuların ellerine ve elmalara zeytinyağı sürün diyorlar. Sonsuza kadar. Ayakkabımızın altını da sürelim ya. Dökelim bu arada. Aynen. Şimdi başlamadan önce bir tane ufak uyarı vereceğim. Ağaç bükülünce düdük çalacağız. O esnada durun. Olur mu? Böylece kimse hem düşmez hem de şeyler değişmez. Okey. Aynımıza mı tekme verimize? Evet, onlar da... şu arkasında hazır olursanız sadece üstün kaç tane mi? Fiziksel olacak Zeynep son güne kadar biliyor musun? 3 mü? 2 mi? Bildiğim kadarıyla daha fazla. 3'ten fazla yani. Çift eliniz kırmızıya değsin. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1, başla. Oo! İnanılmaz hızla yapıyorlar şu anda. Senkron bir şekilde ama. Yani. İlk elmayı Batu aldığı için böyle giderse Batu kazanacak. Efe'nin bir şeyler yapması lazım. Köyük elmalar. Batu iki elması kaldı. Efe'nin de iki elması kaldı. Son elma Batu'da. Batu elmayla bayıldı. Efe de kıpkırmızı oldu. Mükemmel bir yarış izledik. Tebrikler arkadaşlar. Muhtemelen 1,5 saniye sonra Efe de koyacaktı elmasını. Bir saniye. Dediğimiz gibi elmayı ilk alan çok avantajlı oluyor. Diğerinin bir şey yapması lazım. Rakip oraya koşarken mesela terse koşup düşürmek gibi. Yoksa kural değişmez. Batu da yok oldu şu anda. İkinci yarışması. Efe'nin de ikinci yarışması. Tebrik ederim kardeşim diyor. Güzel yarıştın diyor ama konuşacak mecelleri yok. Ben seslendirmelerini yapıyorum. Şimdi onlar yavaş yavaş dinlenmeye başlasınlar.
yarışmayla ilgili mükemmel, muazzam açıklamalar gelecek şimdi. Çok iyi. Şuradan bir alayım da. Terlemesin diye yaptım çünkü o aksiyonu. Nefes sesleri duyuluyor. Su ister misiniz? Benim var. Biraz terlemiş gibisin. Evet. Burak hariç herkesin 1-2 puanı var cebinde. Bu turda eğer Evrim kazanırsa... Aşağı yukarı. Ben internet su yapayım sana. Gel. Kanalı kapattırma şimdi başımıza. Ağaçlarımız hazır, elmalarımız kafanı pek. Kafanı çarpma kalk önce. İyisin. İyiyim. Hazırsın. Ya değilim de, iyiyim. İyi biri değilim. Yorum soracağım, bakıyorum yok ya, sadece nefes geliyor bak. Burak abi de ilk yarıştığı yeri seçiyor. Çok iyi. Galiba eğimden dolayı, güneşi önemsemedi. Evet abi, çünkü gerçek tek bir şey var, o da eğim yani. Eğim eğimdir diye bir laf var. Evet. Derkip Tepe'nin. Konuyla alakası olmasa da hatırlatayım istedim. Onu çok güzel aklıma geldi. onu bağlarken... Okey. Tamam. Evet, gerçekten muazzam bir karşılaşma. Çok ciddi kondisyon isteyen bir şey benziyor. Zeynep'in geriye sayımıyla başlamak üzere. Hazırsanız eğer... Bu okey mi duruş? İki ayağın da ilk şeyde olursa sevinirim. Şöyle mi? Evet, teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Burak abi arkadan desteği aldı. Evrim. 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 Başardı. Abi ağacı komple söküyor. Gülümsüyorlar oynarken. İkinci elma bandı. Dışları düşmesin. Evrim kosbaştı. Burak abi aldı elmayı, nizami bir şekilde bıraktı. O sayılmıyor, dur. İçeri basmadı hiç. Bir tık uzaktan mı bastı? Şimdi içeri basmadı abi. Tamam ne abi? Bunu geri asıyoruz. Yok, son bir. Orada kırmızı olduğu için. Sarı. Okey, hazırsanız kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3, 2, 1... Geçersiz. Karşı tarafa düştü. Sepete koymanız lazım. Hazırsanız. 3, 2, 1. Eğilim elmalarını tamamladı. Evet. Evrim aldı. Lastikle beraber geliyor. Lastikle beraber. Yine muazzam bir yarışma izledik. Şimdi en çok dinlenmiş olacağını öngördüm. Çünkü geriye çektim mi? Geçen oyunla ilgili yorumlarını alacağız. Sonra bu tarafı konuşacak. Çünkü su isteyecekler. Bittiler. Abi. Sen de pancar gibi oldun. Evet. Ne diyorsun yarışmayla alakalı? Vallahi zor oyundu da. Batu ile oynadığımız. Batu ilk başta iyi bastı. Evet. İlk başta iyi bastığı için ilk elmayı aldı. Onun ilk elmayı aldığını fark ettikten sonra. Zaten ben çok basmadım. En sonunda da oturdum artık son elmayı aldığını fark edince. Tebrik ediyorum bence. Peki şey... Taktiği olamaz mı o? Üçüncü elmayı almaya giderken terse koşup onu düşürmek. Çok güzel bir taktik olur ama o anda kafan işlemiyor abi. Evet, bir yandan... Ben gözlemci olarak bunu yapabiliyorum. Ben ya... de yarışsam akıl edemezdim. Evet, evet. Çünkü sen şöyle, sen iki tarafı da aynı anda görebiliyorsun ama ben o adamdan hiç haberdar değilim o an nerede olduğuyla alakalı. Hiç beklemediğin bir yerde bir şey çekiyor oğlum evet. Arkadan. Çok ben... Ve hani hiç beklemediğin anda mesela adamın nerede olduğunu tahmin edemiyorsun. Senin dediğin şeyi risk alarak yapmak... Adam belki geri geliyorken sana boşuna süre bile kaybettirebilir. Ben bir kere yapmaya çalıştım onu. Fakat burada ağırlığın dezavantajı şu. Çektiği anda lap diye indiriyor beni aşağıya. Aşağı evet. İndim mi benim kalkıp tekrar gitmem çok büyük mesafe. Bir kere benden önde olduğunu bildiğim için terse çekmeye, ulaştırmamaya çalıştım onu. Ama o da güçten yiyor abi. Ona da dayanamıyorsun bir süre sonra. Bir evet. De ben buradan ivmeyelik çok... gidiyorum orada patlar diye.
Bende mi sıra? Bir tık dinlenebilir miyim bir iki dakika? Tabii tabii dinlenelim zaten. Cansu'yla benim bacak kötü ya. Ben iki maçı kaybettim. Bana bir soğuk sprey, moğuk sprey ne varsa. Gidiyor yani. Sıramdan destek alma şansınız var. Ben soğuk varsa ben de alırım. Muskorelya da bir şey. Aynen. Kime denk geliyorsun? Muskorelya da bir şey lazım bize. Tamam tamam şimdi onu hallediyoruz. Bu arada Cansu ile konuştunuz zaten. Cansu baksana puan durumunu çıkardım ben de orada. Evrim'in şimdi 2000'i var son tura girerken. Burak abi hariç Batu'nun bir puanı var. Yani Batu'nun 2 puanı var, Efe'nin de 2 puanı var. Evrim 4 puanda. Şimdi Evrim Burak maçına Evrim'in bacağı mahvolmazsa Evrim alır gibi. Batu Efe maçına çok karıştı. Buna yorum Efe yapamıyorum maçı. Ya. Efe de çok iyi yarışıyor. Yalnız Evrim Batu'yu yendi, Batu da Efe'yi yendi gibi bir gariplik var aslında. Bunlar bir daha maç atmayacak. Burak abi biraz daha zorlanıyor gibi bu oyunda benim yorumum. Haklı yani adam. O yüzden burayı çarpı gibi düşün. Evrim'in son maçına bakıyor. Olay. Birincilik bence. Şöyle bir şey, eğer Evrim maçını alamazsa Batu beni yenerse herkes işte. Evet. Yani Evrim'in bacakla yani, maçını almak için her şeyi yapması lazım. Ruhunu satması lazım. Ya da ben Batu'yu yeneceğim. İBAN numaramı veriyorum. O zaman da eksi eşit oluyor. Yine birinci olamıyorlar. Niye? Öyle bir durumda sabaha kadar yarıştırırlar abi. Sıkıntı yok ya. Sabaha kadar buradan bir kilo olarak çıkarız artık. Yok. Babamın üzerinde koşmak, normal yerde koşmakla hiç alakası yok. Bir de hiç beklemediğin anda bir kuvvet geliyor böyle. 80 kiloluk biri koşuyor böyle. Tabii canım. Burak abi bir koyuyor zaten. Götüm çıkıyor. Belde bağlı. Ve bir de tabii şişme olduğu için tam da kalkamıyorsun, şey yapamıyorsun. Zor iş vallahi ama eğlenceli izlemesi bence. Evet, ben izlerken eğlenceli. Eğlenceli tabii kankalar. Sadece kuşlar. Seyirin değeri şiştirecek hareketleri yapmanız lazım bence. Eğer kaderi belli olduysa, ilk elmayı rakip aldıysa orada başka şeyler denemek lazım. Yoksa tabii, boşa yorulmuş olur. Çare. Ben mesela tamam strateji değiştiriyorum şu an. Normal şeylerle alamayacağım yani. Tutup çekme yok mu? Elle tutmak yok. Yasak. Bacak? Hayır, dolamak etrafında yasak. Döndürmek, dolamak tamam, başka falan. Başka şeyler bulursun, olacak. İpe müdahale etmeyeceksiniz. Siz hızla çıkıp ilk meyveyi almaya çalışın. Bu arada ben de birkaç tane hatırlatma yapayım. Hepsi burada uygulamasını indirmediyseniz eğer, indirin. Hala indirmediyseniz. Çünkü gün içerisinde ekranın farklı yerlerine gelen barkodları kullanarak ilk hesabına, bunu hediye çeki kullan kısmında, ilk o barkod kodunu kullananlar hediye çekini kazanmış sayılıyorlar. Bunun günün hangi saatinde, nerede olacağı belli değil. Onun için indirip, sepetinizi doldurup hazır bekleyebilirsiniz. Bugün ikinci bir oyunumuz daha var. Onun bilgisini size oyundan önce paylaşıyor olacağım zaten. Türü ne acaba? Güzel. Güzel türde. Dram, aksiyon, gerilim. Ben sana söyleyeyim. Kesin top var. İsabet. İsabet türünde top bir var. Oyunumuz. Physical şey. İsabet. Bu kadar. Bana bu kadar şey mi? İsabet PUBG de olur. Bir takım pingpong toplarımız var. Bir takım faunuslarımız var. Çok basketbol isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Bu kadar güç istemiyor anladım. Aynen. Yok. Bu kadar zaten. Bunun üstüne çok ağır bir fiziksel oyun koymazdım. Onun dışında yine onu seçme beni seç etkinliğimiz var. Akşamleyin efsane konuklarımız var. Bak gün hızlı hızlı geçecek de hani şurada... Konukları söylemediniz değil mi? Sosyal medyada paylaşıldı zaten. Instagram hesabında JTG'nin var. O zaman söyleyelim. Aynen. Abdü aramızda olacak. Bugün. Abdü konuk olarak geliyor bu sefer. Evet, enteresan. Aynen, Kontkar'la beraber gelecekler zaten. Onu görmek güzel olacak ya, özledim ben. Evet ya. Abdü... Herkes ben şey diyor zaten hani o iki kişi gitsin, iki kişi gelsin ne olur falan diye bir Abdü ve evet. Berkcan özlenmiş. Muazzam bir araba yapmış burada Abdü. Berkcan da harika bir babalar günü videosu yapmış. Ben de boş zamanımdır onlara bakıyorum. İçerik üretemediğim için burada. Tabii burada biz çünkü biraz hani gün içerisinde 6 saat gözüksek de 10 saat falan çalışıyoruz herhalde. Doğru. Bir de sürpriz etkinliğimiz var. Sence kim etkinliği? Bakalım. O ne? Sürpriz. Ay. Bize de mi? Ne aynen nefeslendiniz mi biraz soluklandıysanız Efe Evrim çünkü bunlar. Efe ben soğuk sprey bekliyorum. Dezodorant da olur artık. Çok canım yanıyor. Aa doğru evet. Evrim'e bir soğuk sprey, muskoril herhangi bir şey alabilir miyiz? Ya buzla geçmeyecek gibi. Senin bu çeken kasın değil mi yine? Yapma daha kötü. Olur. Su dökelim mi soğuk? Yürüyeyim ya bitsin. Yok o şey lazım. Girmeden önce bir tur atayım. Evrim yarışabilecek misin? Evrim ömür boyu sakat kalma riskini göze alarak. Bir de bu hafta yok. Başka yarışlar da var ya. Ha, var evet abi. Sakat kalmak lazım. Şu çaylak ilk yardım dolabında muskoril olması lazım. En kötü onu alabilirsek. Ya bak Evrim şeyde futbol dartta ısınmadan son o çektiği şuta böyle can haliyle girdi. Son bir saniyede patladı biliyor musun? Gördüm ben ayağını.
Şöyle kayan vuruş yapmaya çalıştı ama ayağı takıldı. Ama o vuruş gitseydi 50'ye var ya. Show TV'ye çıkardım. Ben öyle attım bir tane şöyle. Show yapıyor diye herhalde Show TV'de. Evet abi. Ben de hangi senedeyiz diye düşündüm hani biraz. Bilmiyorum ya da Flash TV de olabilir. Kapandı. Kapandı. Halay çekme. Halay çekmiyor mu zaten? Burak abi stratejiyi çok merak ediyorum ben burada. Ya ben öyle bir artistik giriş yaptım ama şimdi düşündüm o stratejisi bir işe yaramayacak diye bundan beri onu düşünüyorum. Bir artistik çıkış yaptım ama dur bakalım. Çaprazlara koşmak mantıklı olabilir. İpi çok çekersin. Yok ama abi duramıyorum. Orada duramıyorum. Mesele o. Durabilsen. Abi sen duramayınca aslında buradaki de duramıyor oluyor aynı anda. Ya orayı görmüyorum. Karşıdakini bezdirebilirsin abi aslında. Tabii. Hayattan nefret ettirin değil mi bunu ben? Var. Yere yakın olmak. Yere yakın olacaksın abi. Düşmeyeceksin ama yere yakın olacaksın. Aa Efe geldi susun. O zaman da ağaçtan alamıyorsun. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Evrim'in bir şeysi var. Eğer mümkünse Batu Burak'la başlayalım derim ben. Belli ki bulamadılar. Başlayalım. Tamam biraz daha sohbet edelim ya şey için. Yok başlarız. Muhabbet ederiz. Bacağına bir şey istedin mi istiyorsan? Gelecek mi o? Gelmeyecek mi? Çünkü orada bir koşturmaca var ama yok yani öyle bir şey bence. Gelecek olduğunu düşünüyorum. Bana geliyor dediler çünkü. Geliyor mu gelmekte olan? Buz geldi. Okey. En azından şeyini alır şu an Evrim. İsterseniz biz öbür yani beraber bırakıyorum. Nasıl yapalım? Sallıyorum. Evrim bir, aldı. Bir. Bana olur abi. Bu arada dinlenir. Ha bu şey toplamda mı diyorsun? Toplamda beraberliği mutlaka çözecek bir şey bulunur. Tamam. Bir daha oynamayalım. Taş kağıt makas var. Efe'ye ben kaybedersem taş kağıt makas yapar. Taş kağıt makas olacağını sanmıyorum da bir daha da zorlamazlar herhalde. Bilmiyorum onu da. Eğer şey olursa, beraberlik durumu olsa bir tur daha yaparız o iki kişi vs. Sıçtığımızın resmi de. Berabere kalmış. Yağlı boy olarak çizildi. Şimdi ama şey alırsa, Efe alırsa üç kişi berabereyiz. Çok tamam, sil baştan şey sıkıntı yok. Çok iyi. Sil baştan mı? Final haftası başladı, çamurlar başladı, ayaklar, stratejiler, o puan hesapları falan. Üçlü ortalamalar yapıyorlar burada. Ama biz söyledik. Size nasıl söylediysek onlara da söyledik. Daha birinci gün bu. 5 gün var önümüzde. Ve sadece 4 yarışmacımız var. Düşün neler neler yapacağız. Bir Arzu abadan haber geldi. Sizi bir gün öldürecekmiş, bir gün dinlendirecekmiş. Bir gün öldürecekmiş, yarın bir şey gün yok dinlendirecek. Yani. Ben yine hani çok bir şey yok kesin olarak düşünmüyorum. Aynen. Abi mutlaka top yalama falan bir şey vardır ya. Topladığınız meyveleri diyor. Topu bir yere tükürükle sokma. Tükürükle top ittirme. Topu yalama, kulağına sokma. Kesin var. Değişik fikirler veriyorsun aslında. Evet. Topu yalama değişik mi geldi? Dedisiniz. Biz yapabiliriz. Bırak abi sen biraz eğleniyor gibisin. Olabilir abi. Oğlum neyine eğlenmeyeyim görmedin mi halimi? Şeyi, şişiyi yaladım. Bir saattir şişiyi yalıyorum. Elmalar bir yerime kaçıyor. Neyine eğlenmeyeyim. Şimdi kendim giriyordum havuzun içine elmayı sokacağım diye. Batu zaten son şeyini elmayla beraber sepete girerek atlıyor. Aynen yapacak bir şey yoktu yani çünkü bitmiştim. Zaten inemedim şuradan yuvarlanarak geldim. Soluklandınız ama. Ama iyi kar diyor ya. Sen okeysin. Okey. Batu Burak mı devam edecek sen? Olabilir. Sonuçta Burak abi de yorgun. Sen karar oğlum sen karar. Aynen sen okeysin. Ben şu an yorgunum harbiden. Yani çıkacak varsa çıksa iyi olur. Evrim bacağımda bir şey olmuyor. Karşı taraf karar verir. Çıkarız kardeşim çıkarız. Yok ben yazı çıkarım. Atın, İsterseniz şey kural çekelim ya da... Ben okeyim şu an. Ben okeyim ben de çıkarım. Taş geldi. Yok ben çıkarım sıkıntı yok ya. Tamam ben de okeyim ya. Tamam okeysen o zaman. Oo delikanlıklar yapılmaya başlandı. Okeysen o zaman sonradan devam edelim. Efe Evrim yapalım. Ben okeyim. Daha okey varsa gelsin lan buraya. O zaman prodüksiyondan bir yardım rica edeceğim. Hazırlanmaları için belinize bağlansın. Evrim atarlı bir şekilde buzları fırlatarak sahaya ilerliyordu. Gel kanka. Ağaçlarımız rakibi hazır. Efe'yle. Meyvelerimiz taş, asılı. Taş, muhteşem taş, bir akşam üstü. Bravo. 18 kere de. Artık güneşin çok bir önemi yoktu. Ama gene de orayı seçmişti Efe. Çünkü aşağıya doğru eğimli bir yolda ilerlemek istiyorlar. Aynen. Şey yok ya, balonumuz öyle ya, eğim eğim yok yani. Hep herkes hızlı aslında. Gene ortalama da olur eğim ya. Balonun içinde olunca eğimler çok. Çok sıkı bağlamak avantaj olabilir mi acaba? Bir anda bunları. İki ayakta ilk bir şeyde olursa. Beraberlik durumunda... Okey.
Evet, evet. Tamam. Hazırsanız eğer 3-2-1 deyip süreyi başlatıyoruz. Okey. 3-2-1 başla. Evrim ilk elmayı almayı başardı. Efe de koydu ilk elmayı. Evrim 2'yi koyuyor. Elmaları yanlış atmamaları lazım. Berabere gidiyor şu anda ama Evrim'in saniye avantajı var. Bas! Elmayı aldı. Evrim de sonra elmayı aldı. Evet. Yerdeki elma konusunu onu ne yapacaksınız? Baştan. Onu zaten sen düşürmüş müydün? Alırken ben alırken düştü. Ben öyle gördüm yani. Bilmiyorum bakın. İzlesinler abi. Bence bir. Okey. Başkasını alırken düştü değil mi o? Ben öyle gördüm. Bakıyorlar ama şimdi. Ama görmedim bunu. Hissettim yani. Vurdum çünkü ona. Bakın bir adaletsizlik olmaz. Hep zaten orada kaldı. Tam bakılıyor şu an şeyde. Efe! Yes. Ne yapıyorsun? Ben de bittim. Seviyorum lan seni. Bakar mısın? Öldüler ya, kıyamam. Evet ya. Şeymiş, bir daha oynayacakmışsınız diyor. Şaka yaptım. Ben demiştim benim saatlerim başlıyor diye. Efe, su ister misin? Evrim, bir şeye ihtiyacın var mı? Buz. Okey, bacağın nasıl? Kötü. Ne oldu istersen biraz? Efe? O spreylerden aldırtamıyor muyuz ya? Aldırabiliyor olmamız lazım. Aslında soğutucu sprey lazım. Okey, geliyormuş. Geliyor Evrim. Bacaklarını kaybettikten sonra. Buz da iyi geliyor da anlık çok. Muz ya, ye. Muz başka bir şey geliyor. Potasyum eksikliğine geliyor. Hatırlıyorum sen. Çıkaramıyorum. Ben burada mahsur kaldım. Sen alıştın oraya sanki ya. Hazır mıyız? Sen iyice şey gibi oldun. Mekanın sahibi gibi yürümeye başladın. Bittiğim helal olsun. Okey, yarışmaya devam edeceğiz. Evet. İki atışında da sarı çizgiye temasın varmış senin. Dolayısıyla sorun yokmuş. Düşen meyve konusunda bir şey yapıyoruz Arzu abla. Bu arada ha yerden almışım, ha yukarıdan almışım. Onu da söyleyeyim. 1.90'ım ben. İstediğim yere uzanıyorum. Doğru yani. Zaten şeyin ağacın dibindeydi. Eğilmek benim için daha zor yani. Eğer ben için... o kadar o versin kararı. Ama beni bir daha oynatmasın. Ya mağlup desin. Arzu abla bakıyor şu an. Onunla ilgili karar herhalde. Ya Efe kazanmış olsun ya. Ben kazanmış olayım yani. Bir daha maç falan demesin hakikaten. Zaten ilk elmayı aldı. İlk elmayı alan kazanır. İki kişinin bildiği sır değildir. İlk elmayı alırız diye böyle konuşuyoruz bence tamamen. Farkındayım. İlk elmayı alan kazanır. Evrim kazandı diye. Abi devam edecek mi Kurtlar Vadisi? Bilgin var mı? Nerede abi? Ne bileyim abi. Erkek işleri başka şimdi şey var. Ne o? Nasıl yapıyoruz? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. O da cevap tutuyor. Am meyveyi kopardılar. Arzu abi der ki tek atış yapıyoruz. İlk meyveyi alıp sepete koyan yapıyoruz. Yerden almışız çünkü. İman kuvvetiyle. İyi misin buna yani? Sen kazan, yapmayalım. Kanka o zaman aynı mantıkla sen kazan. Olmuyor ki. Çok da fairler hala buna rağmen. Aynen. Beş elma olsaydı iyiydi bak. Bir tanesini yapıp bırakıyoruz. İlk elmayı alan kazanır. Efe'nin oraya iki meyve asıyoruz. Evrim'de de bir tane meyve kalsın. Son kısmı bir daha yapıyorsun. Şu an bana ne söylenirse ben aynısını tekrar diyorum. Evrim'de bir tane meyve kalacak. Burada iki tane meyve kalacak. Hiç oynamıyorum. Bir saniye. Arzu abla der ki hiç oynamıyorum. Hiç oynamıyorum o zaman adamda iki kalacaksa. Hayatta o yöntemle de onun belirlenebiliyor olması geçerli değil diyorlar yani. Ben tercüme edeyim. Hayır adamın kazanma ihtimali yok. Evet, ben bir tane alacağım geleceğim koyacağım.
Boşuna yorulmuyoruz yani. Efe kabul ediyorsan biz de kabul ediyoruz. Evrim kazandı. Okey, bir önceki turu Evrim kazandı o zaman. Efe öyle değil mi kanka? Anlamıyorum. Evet, tabii ki öyle. Her türlü alırım. Sen senin de... Senin bir tane almak lazım. Benim işte alalım. İmkansız. Sen bir, İmkansız sen yani. Sen şey yap zaten. Bir ayağını uzat bir dur. Son o zaman eşleşmeye gidelim. Bu derece için artık. Tamam. Aynen, puan toplamaya devam edeceksiniz bu hafta içerisinde sonuç itibariyle. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kalit, iki. Burayı deneyeceğim. Evet. Evrim'in 6 puanı var. Evrim, sen 6 puanla bitirdin yarışmayı. Efe'nin 2 puanı var. Ya iki, bir win, 2 puan demek. Beraberlik bir sayı. Batu'nun şimdilik 2 puanı var, Burak'ın da 0 puanı var. Evet, bakalım abi, bu eşleşmeden sonra çekecek enerjin var mı? Son puan durumu ortaya çıkacak. 10 tane yakalayacak enerjiyi buluyor musun kendinde? Ben bulamıyorum. Abi o izin işte, ne bileyim. O enerji bende şu an yok yani. Sen bıraksan 10 kere gidip alamayacakmışım gibi. İyiyim iyiyim. Bence psikolojik olur. Burak abi yapacak mı taktiği? Ne? Taktiği. Bakalım ya. Bir heyecanla bekliyorum abi. Yenemezsem bunu hayattan bezdirmeye çalışıyorum. Eğlenelim yani. Evet. İki ayağı ilkine koyabilir miyiz? Benimki buydu değil mi şu an? Evet. Bir defa burada yaşıyorum. Ayağı da çekeceğiz değil mi? Ağaçlarımızın destekleri İki hazır. İki ayak sarı da olacak dedik değil mi? Aynen. Senin için sarı, senin için kırmızı. Okey. Ha, ben buraya atacağım ha. Hazırsınız. Hazırsanız eğer. 3, 2, 1, başla. Oh. Oo. Burak abi ilk elmayı almayı başardı. Burak abi. Ne güzel. Vazgeçmiyorlardı. Üçüncü maçlarıydı, çok yorgunlardı. Ne yapıyorsunuz? Pasif dinleniyorlar ya bence. Evet. Bezdirme taktiği. Oo. Oo. Bakayım tam sırtında değil bak şey burada. Onu görüp güzel bir düzeltme şansım var mı acaba? Ona sonra oynayacağım. Neyi? Bir saniye durduralım mı süreyi? Durdurdum. Süreyi durdurduk bir dakika. Düzelt. Ama geri gelme abi sen. Çek, ama çekiyor. Tamam bir dakika. Tamam bir saniye. Çekiyor. Tamam tekrar çekelim. Biraz daha çek. İstersen sık ya da onu. Sen saniye tam arkamı aldım, az önce belime yedim. Biraz geri gel. Azıcık. Bir de bir şey diyeceğim oğlum bu. Aha. İki şey geri geldi çünkü bak çektirdim. O zaman baştan başlayalım. Baştan şey resim. O çok dar gibi abi ya, onu bir genişletelim mi? O şey hep toplanıyor, onu açıp bağlamak lazım aslında. Boyak keser bir hale gel. Evet, belime çok sert yedim. Evet. Sen biraz daha sık istiyorsan, bayağı akıyor çünkü, kayıyor. Çok sert yedim lan. Abi sen in, duramıyorum. Dur, enerji kaybına. Sen in, ben yapacağım. Sen in, duramıyorum. Bak, tam arkan almadın yine solda, yine yamulacaksın. Dur abi, şunu var mı gören biri, gelebilir mi yanıma? Kenan, gel. Abi, bunu tam arkama alır mısın? Çok sert yedim abi. Of! Senin de geniş oldu değil mi abi? Hı? Genişledi değil mi şey? Ya yine aynı olacak. Onlar da bir şey. Çok kötüydüm lan. Abi dikkat et, tam arkanda olsun bak. Nasıl başlıyoruz şimdi? Baştan şeyden başlayalım. Çünkü aşağı yukarı aynı yerlerde duruyordunuz. Gergindi, sen geri geldin. Böyle daha mantıklı. Hazır mısınız? Hazırım. İlk başlangıç pozisyonu gibi çift el değsin. Okey. 3, 2, 1, başla. Abi arkada duruyor. Senin bu ağaç arkada duruyor şu an. Aynı duruyor. Aynı duruyor ağaçlar. Kaç dakikamız var? Dakikaya mı oynasam? 3 dakika. Yok ya, kaçtan geri gidiyorsun? Tuttunuz mu kalanı? 1,5 dakika ben, var. Yani 1,5 dakikanız kalmış. Ağacı ya. Ağacı elleme. Ağacı elleme, meyveyi al. Yok yapmadım.
şurası kesiyor. Bir dakika durduralım, durduralım süreyi. Şuraya bir müdahale edebilir miyiz? Var mı yapılabilecek bir şey orada? Hayır, top kesiyor, kesiyor. Tekrar bağlayalım bir. Abi, tekrar mı toplanıyor? Kesiyormuş Arzu abi. Tekrar toplanıyor, tekrar bağlanıyor. Geri alacakmışım seni tekrar. Kaç dakika kaldı? Bakayım, kaç dakika var? 1 dakika 15 saniyeniz var. Bir bakalım orada yapılabilecek bir şey varsa kesmeyecek şekilde. Abi her seferinde araba çarpıyor. 1.15. Kaç tane mevimi almışsın 7'ye sen? 7'ye 8. Hmm. 3-2 kim önde? Notu önde şu anda. 1 dakika 15 saniye. Bir bakalım abi, ona kesmeyecek. Abi baştan başlamamızdan çok korkuyorum. Her seferinde bir araba çarpıyor. Bırak abi. Ne demek istiyorsun? Yok abi. Onu daha fazla tekrar etmeyin diyor yani. Allah'ım. Şey kesiyor. Oraya toplanıyor, gidemiyoruz. O bir farklı bir şey gibi öbüründen zaten. Farklı, 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 farklı. Biri direkt bant gibi, o... Toplanıyor bu. Abi değişebiliriz istiyorsan, ben yarıştım orada. Yok, biz ikimiz değişebiliriz yani, ben oraya geçebilirim. Ha, yer değiştirmek lazımsanız isterseniz öyle yapalım. Yani sen değilim. İstiyorsan... Soruyorum, Arzu abi yer değiştirmenin sıkıntı var mı? Burak abi kazanmıştı zaten. İkiniz de okeyseniz değiştirebilirsiniz. Okay. Zaten Burak abi kazanmıştı. Kaybettim. Tamamdır, harika. Kaç, kaç. 7'ye 8 şu an. Kim önde? Tamam, şuradan bir tane meyve alalım. Öyle olur zaten. Şu şeyleri de, sepetleri de değiştirmek istiyoruz. Şu elmayı alıp bir tane oraya takmak lazım. Aynen. Yer başlayınca demet yiyor diyorlar Batu'ya. Evet abi, bu işte farklı bu. Onu, evet. Yol. Farklı abi. Atmasaydın hiç. Şunu yap, oraya yapıştır, tamam. Tamam. Okey. Kaç tane? 8 tane mi var bende? Evet. Bu taraf ağaç 8 elma. Ağaç 8 elmayı kaldı. Burak abi burası senin oldu. Okay. Batu orası senin. Okey. Sıfırdan başlıyorsun. Evet, eller yine kırmızıda. İlk yastıktayız. Ağaçlarımız ayakta. Hazırsanız eğer 1 dakika 15 saniyeniz var. 3, 2, 1, başlayın. Abi orası benim. Abi orası benim. Dur dur, Batu orası senin. Bir dakika. Kanka oradan başladım, benimkiler nasıl oraya? Değiştirdik zaten işte biz onu. Ne yapacağız şimdi? Abi, 2 tane attım oraya. O yüzden dedim orası senin diye başlamadım. Biz değiştirdik onu. Ama nasıl? Aynı yerden devam edeceğiz. Okey. Tamam. Ceza puanı yok. 7'ye 8. Yani sayalım mı her şeyi? Durduk. Neredeydik? Ağaçtakiler ilk bu turun başındaki hanımı. Bir saniye. 8-7'ydi, evet. 8-7'yi ayarlayacakmışsın Kenan. Yaptı mı? 7 Batu'da 8 Burak'ta yaptık biz anonsunu, söyledik sepetlerin değiştiğini ama Arzu abi aslında sepetlerdeki değil de ağaçlardakine bakıp şey yapalım mı? Ben bir tane attım. Ben 2 tane attım. Tamam. Tamam. Sen yanlış attığın için normalde ağacı asılmaz. 2 tane burayı koyabilirim, bir tane de orada kalabilir. Tamam, okey. Hazır mıyız? Okey. Şimdi bir dakika. Hı. Sıfırdan mı başlıyoruz? Buradan. Hayır. Sıfırdan başlıyoruz tekrar. Tamam. Ne yapabiliriz? Herkes sepetini biliyor mu? Burası. Burak abi. Tamam. Hazırsak eğer ne kadar kaldı süremiz? 1 dakika 5 saniye var. 3, 2, 1 başlayın. Bas.
bu esas sportmanlığa aykırı olan kısmı. Kaç dakika? Hiçbir şey yapmıyor. 20 saniye. Evet, engelliyoruz çünkü şu an. Elinde meyve var abi. O meyveyi sepete atman lazım. Biliyorum, yorgun burada. Sepet arkanda çöp, sağ sol sepet desin şu an. Kaç saniye? 8. Son 7 saniye. Bravo. Herkes hakikaten elinden geleni yaptı sonuna kadar ya. Aynen, tebrikler. Tebrikler. Alkış alalım, yarışmacı diyeceğim. Ay, yarışmacı kalmadı. Hadi sen de alkışlayacaksın bari. Yarışmacı sonra alkışlayacak hali kalmadı. Vallahi tebrik ederim ya. Burak okay. Abi kıpkırmızı oldu. Okey. Bu oyunu Evrim kazandı 6 puanla. Tebrikler. İkinci sırada Batu var 4 puanla. Üçüncü sırada Efe var 2 puanla. Burak abi haftayı 0 puanla açtı ama daha önümüzde bir sürü puan oyunu var. Bir siz soluklanın. O esnada ben senle konuşayım Cantaş. Soluklanmayan bir tek sen var. Nasıl? İzlemesi de ben terledim, yoruldum. Keyifli. Son maç o kadar zordu ki belleri bile sakatlanabilirdi, öyle söyleyeyim sana. Bak kim gelmiş. Bu arada misafirlerimiz orada, çekebiliyorsanız. Şu tarafa biz bakın dön, şeyler gelmiş. Baba dön oraya. Görmüşler zaten. Görmüşler mi? Aynen, misafirlerimiz geldi. Bugün anonsunu yapmıştık zaten. Ne yapmaya geldin? Birazdan buraya uçarak atacağım. Denemek istiyor musun? Hayır. Ben sadece orada Efe Uyberç'le kapışmak istiyorum. Kanka benim... Efe bu senle... Bu programda elensem de tek rakibim Efe Uygaç. Denemek ister misin Efe? Hayır tabii ki. Hayır tabii ki ya, direkt yok yani. Hoş geldiniz. Biz zaten anons yapmıştık. Bugün konuk olarak hem Abdü geldi hem yanında Kontkar var. Evet. Keyifli bir sohbet olacak ama onun öncesinde bir sürü başka aksiyonumuz var. İkinci oyunumuz var. Geçtik mi ya hızlıdan ona? Bu çok eğlenceliydi de. Sonu kötü oldu biraz yani. 5 kere falan bellerini araba çarparmış gibi yarışınca... Ne alemdeyiz? Bakışlara bak. Hayır, sanki ben bunları topluyorum, eziyet ediyorum, anladın mı? Bu nasıl bir şey anlamıyorum ki. En zor yarış. Evet. Bence şimdiye kadarki en zor yarış yani fiziksel yarışlar için. Solo parkur olmadığı için birbirine karşı olduğu için insan gücüyle birbirine yakınsa sonuna kadar zorluyorlar aslında işte. Böyle hep söyler gibi oldu hızlı anlatıcı da. Orası biraz yoruldu. Burası buz yapıyor. Batu orada. Batu sevdi o şişme konsepti. Efe nerede? Şimdi Erin'de bacak hakkını bu yarışmada harcadı. Yarınki fizikselde mesela. Yarın var mı? Arzu ablanın söylediğine göre bir gün hani daha ağır fiziksel oyunlar var. Bir gün biraz daha dinlenmeli, dinlenmeli şey var. Hastanede. Yoğun bakımda geçeceğimiz saatte. Diğer oyunu hazırlanacağız. Abdü bu arada bronzlaşmış ya. Arzu abla bir ayağını patlattım. Haberin olsun. Bir oyun ama nasıl? Senin bacağı zaten sonuç spreye geliyor. Senin mi o? He. Okey. Ne alemdeyiz? Ayakkabı patlattım. Ayakkabı dayanamamış. Benimki de herhalde bir şey oldu. Çekiş gücü yetmedi. Aslında bunu var ya, orayı yağlayıp okay. Çıplak ayakla oynatmak lazım. Aynen şey, ellerimizi de bağlamak lazım, ağzımızla tutalım. İmkanı ne? Oradan koyduğum buradan aşağı iner, öyle söyleyeyim sana. Kaya kaya böyle. Kaya kaya aşağı iner. Burayı ağzımızla tutacağız bir de elmayı, eller arkada. Evet. Siz zaten bir soluklanana kadar orada aslında Abdü var. Abdü beni duyuyor mu acaba buradan? Abdü! Mik var mı? Burası telef oldu, Nogur evinde buluşalım mı, bir sohbet edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir hoş geldin diyelim. Aynen. O zaman siz bir solukla nefes alın çünkü ikinci puan oyununuz var. Eyvallah, hani fiziksel değil ama bugün bir şeyler oynayacağız. Efendim? Terleyeceğim. Elemeyi göz nuru. Topları fanuslar var. Ben terleyeceğinizi zannetmiyorum. Daha da fazla terleyemezsiniz. Onun öncesinde. Terlerim. Ya hadi içeri gidelim o zaman. Giriyor muyuz? Hadi bakalım. Konuklarımızla bir konuşalım. Bakın tişörtüm nerede ya? Siz bir şeye ihtiyacınız var mı? Soğutucu. Mikrofonları alalım. Sol bacağa ihtiyacım var. Okey. Şimdi ufaktan o zaman biz Nogur Çaylakları evine geçiyoruz. Orada biraz sohbet edelim. Hem gelen konuklarımızla hem de bu arada yarışmacılarımız biraz soluklansınlar. Çünkü söylediklerine göre bugüne kadar yaptığımız en sert fiziksel oyunlardan bir tanesiydi bu. Biliyorsunuz bu hafta bir sürü zaten fiziksel bilgisayar ve kuyusal. Hatta yani çeşit çeşit yarışmalarımız olacak. Bu yarışmalarla topladıkları puanlarda Cuma günü 21 Haziran'daki büyük final gecesine doğru gidiyorlar. Bakalım bu dörtlüden kim şampiyon olacak tarafa doğru. Yürüyoruz. Güzel bir muhabbet sizi bekliyor şimdi. Elenen Abdü geri geldi. Yanında Kontkar'la beraber geldi. Bayağı da kararmış. Bakalım neler konuşacağız. Siz sorularınız varsa şimdiden hazırlayın arkadaşlar. Hepsini tartışalım çatır çatır. Sonra bir oyunumuz daha var. Onu görelim. Umarım iyidir, keyfiniz, neşeniz yerindedir bu arada. Umarım ailenizin sağlığı yerindedir.
Umarım elenirsin ya. Nerede Abdü? Abdüler geliyor yukarıdan ha. Diye biliyorum ben. Ben hoş geldin falan dedin zannettim. Duydun mu? Onun üstüne geldim. Sektöre sen hoş geldin mi? Dedim uzaktan böyle. Sektöre hoş geldin. Okey. Evet Batu lafı yiyince yok olup gitti bu arada. Evet ben evde yapacağım canlı yayın arkadaşlar. Burası bitsin. Uğraşmayı seviyorum ben ondan ya.